Merhaba arkadaşlar, Ne Nedir bu bölümünde en verimli dizel motorlardan bir tanesi olan karşılıklı yerleştirilmiş pistonlarla çalışan iki zamanlı motor nasıl çalışır, avantajları nelerdir, bunlardan bahsedeceğim. Aslında bu motor çeşidi çok yeni bir teknoloji değil. Oldukça eskiden beri var, özellikle ağır sanayide kullanılıyor, uçaklar gibi, tanklar gibi taşıtların motorları olarak kullanıldı zamanında. Ama özellikle son zamanlarda Amerikan ordusunun bu konuya yatırım yapması, üstüne bazı şirketlerin de bu konuya ilgi duyup tekrar araştırmaya başlamasıyla şu sıralar biraz daha gündemde. Bu bahsedeceğim OPOC olarak kısaltılmış olan motor biraz daha farklı bir motor. Mekanizması zaten oldukça farklı. Bunun yanında en büyük özelliklerinden bir tanesi de termal verimi oldukça yüksek. Bu da ne demek? Aslında en az yakan motorlardan bir tanesi demek. O yüzden bugün de bu videoda sırasıyla bu motor nedir, nasıl çalışıyor, diğer motorlardan farkı nedir, kullandığımız standart motorlara göre farkları nelerdir, neden bu kadar verimli ve ilerleyen zamanlarda yollardaki otomobillerde görebilecek miyiz? Bunları anlatacağım. Öncelikle çalışma mantığıyla başlayalım. OPOC dediğim şey aslında bir kısaltma. Opposed Pistons, Opposed Cylinders. Yani ters çalışan pistonlar ve silindirler anlamına geliyor. Ki motorun çalışma şekline baktığınız zaman bunu da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tek bir silindirin içinde karşılıklı olarak iki tane piston olduğunu görüyoruz. Ve bunlar sürekli birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Bu şekilde de yakıt enerjisini harekete çevirmiş oluyorlar. Bu yapı diğer motorlarda pek olan bir yapı değil. Birkaç farklı versiyonu da var aslında. Tek bir firma üretmiyor bunu. Birkaç tane firmanın yaptığı farklı denemeler, farklı konseptler de var. Normal bildiğimiz sıralı motor gibi olan ve karşılıklı pistonların olduğu tipi var. Ya da radyal olarak çalışanı var. Ya da aynı boxer motordaki gibi iki farklı yerde olan versiyonu da var. Böyle çeşitleri olmasına rağmen aslında hepsi aynı mantıkta çalışıyor. Sadece mekanizmaları biraz daha farklı. Motora baktığımız zaman açıkçası bana biraz ters çevrilmiş boxer motoru andırıyor. Boxer motorda da çünkü yatay bir şekilde pistonlar birbirlerine paralel ve ters yönde olduğu için bunu ters çevirdiğiniz zaman biraz bu motora benziyor. Benim aklıma o şekilde geliyor en azından. Ama bu motorun dediğim gibi en büyük özelliği pistonların birbirlerine yaklaşıp uzaklaşması. Oldukça farklı bir yapı. Bunun getirdiği tabii ki bazı avantajlar ve dezavantajlar da var. Çalışma mantığına baktığımız zaman öncelikle her zaman olduğu gibi içeri hava çekiliyor silindirin içine. Daha sonra pistonlar birbirlerine yaklaşarak bu havayı sıkıştırıyorlar. Dizel bir motor olduğu için de buji bulunmuyor. Onun yerine sıkışmış olan havanın üstüne doğrudan yakıt enjekte ediliyor ve patlama gerçekleşiyor. Normalde kullandığımız standart motorlara baktığım zaman böyle bir yapı göremezsiniz. Pistonun kendisi doğrudan silindir kapağına yaklaşır ve ortada oluşan alanda bir yanma odası oluşturulur. Buradaysa böyle bir yapı yok. Silindir kapağı yok. Buna ek olarak silindir kapağında bulunan diğer ekipmanlar da yok. Yani sübap, sübaplar için kam milleri, onları tekrar açıp kapatmak için yaylar, bu tip gibi ekipmanların hiçbiri yok. Oldukça basit bir yapısı var aslında. Çok temel bir şekilde çalışıyor. Havayı aldıktan sonra sıkıştırıyor ve buraya yakıt enjekte ediliyor. Ama normalinde kullandığımız dizel otomobillerde enjektör silindirin ortasına konumlandırılır. Bunun da sebebi eşit dağılmış bir şekilde yakıtı silindirin içine göndermektir. Çünkü yuvarlak bir şekli olduğu için tam orta noktasından yaparsanız her tarafa eşit miktarda dağılacaktır. Buradaysa öyle bir durum yok. Çünkü silindir kapağı gibi enjektörü monte edebileceğiniz bir yer yok. O yüzden tek taraftan yapmak bunu eşit bir şekilde dağıtmaya engel olduğu için iki tarafta da enjektörler var her bir silindir için. Ve bu karşılıklı olan pistonların kafa yapısına baktığınız zaman biraz farklı. Normalde kullandığımız dizel otomobillerin silindir kafası oyuk şeklinde olur. Burada bir yanma odası şekli vardır. Benzinlilerde biraz daha düz bir piston kafası vardır. Buraya baktığınız zaman aslında ikisinden de biraz biraz. Pistonlardan bir tanesinin kafası daha çukur ve daha oyukluyken öteki biraz daha düze yakın. Tam birebir pistonlar değil yani. Bir tanesi biraz daha silindir kafasını simüle ediyor burada. O yüzden bütün pistonları aynı şekilde değiştirmeniz maalesef mümkün değil. Karşılıklı olarak iki farklı yapıda bulunuyor. Bu yapıda doğal olarak iki tane de crank milli bulunuyor. Normalinde motorlarda bir tane crank milli olur ve bütün pistonlar ona bağlıdır. Ama buradaki yapı tam tersi olduğu için mecburiyetten iki tane crank milli var. Ve bu iki crank milli birbirlerine dişlilerle bağlılar.
Bu şekilde biri diğerinden daha hızlı dönemiyor. İkisi de sürekli aynı hızda dönerek aynı hareketi yapmayı sağlıyor. Bir nevi aslında trigger kayışı gibi davranıyor diyebiliriz. Sadece kam mil yerine öteki crank milinin dönmesi sağlanıyor. Bu şekilde de ikisi sürekli pistonlar birbirlerine doğru zamanda yaklaşıp doğru zamanda uzaklaşıyorlar. Bu motorun bir diğer özelliği de iki zamanlı olarak çalışıyor. Dört zamanlı versiyonu yok. Ve diğer iki zamanlılarla hemen hemen aynı temel mantıkta çalışıyor. İki zamanlı motorların nasıl çalıştığına dair detaylı bir videomuz var. Sağ üst köşeden onu izleyebilirsiniz. Ama kısaca özetleyecek olursak, normalde 4 ve 2 zaman denmesinin sebebi şudur. Emme, sıkıştırma, yanma ve egzoz zamanı 4 zamandır. Klasik otomobillerimizde kullandığımız 4 zamanlı motorda bunlar sırasıyla gerçekleşir. Yani bir piston önce emmeyi, sonra sıkıştırmayı, sonra patlamayı, en sonunda egzozu yapar. 2 zamanlı da 2 iş aynı anda yapılır. Bu da şöyle bir avantaj getiriyor. 4 zamanlı da bir pistona baktığımız zaman crank'ın her 2 turu için bir patlama gerçekleşirken İki zamanlı da bu her tur başına bir patlamadır. Bu da aynı hacimden çok daha fazla güç demektir. Çünkü iki katı yanma yapıyorsunuz ve sisteme o kadar güç götürüyorsunuz. Burada da aynısı geçerli. Tipik bir iki zamanlı konfigürasyonu var. Valfler yok. Bunun yerine port dediğimiz açıklıklar var. Hem emme için hem de egzoz için boşluklar var aslında ve bunlar doğrudan emme manifolduna ve egzoz manifolduna bağlı. Normalinde bunları sübaplarla kontrol ediyoruz ve sübapları açan kam milleriyle doğal olarak. Burada öyle bir yapı olmadığı için ne zaman emme, ne zaman egzoz yapılacağı portların yerleşimiyle karar veriliyor. Bu motorda egzoz portları biraz daha iç tarafta, emme portları biraz daha dış tarafta. Doğal olarak şu şekilde oluyor. Önce egzoz portları açılıyor. Yanmış egzoz gazları buradan dışarı çıkıyor. Arkasından emme portları açıldığı zaman da yüksek basınçlı hava gelip içeride kalan diğer egzoz gazlarını da dışarı ittiriyor. En sonunda içeride temiz hava kalmış oluyor. Daha sonra pistonlar birbirine yaklaşarak bu temiz havayı sıkıştırıyor. Tabii bunu yaparken içeride bir miktarda olsa artık egzoz gazı kalmış oluyor. Bu da iki zamanlılarda yaşanan tipik olaylardan bir tanesi. Aynı zamanda bu motorlar turbo charger'lı ya da süper charger'lı ya da ikisinin birlikte olduğu kombinasyonlarda da üretilebiliyor yapılacak olan işe ve üretilmek istenen güce göre. Burada bu motoru özel kılan, diğerlerinden farklılaştıran en büyük şey ise aslında çalışma mantığı değil, çalışma mantığının sebep olduğu termal verim ya da sevdiğimiz tabiriyle bu motorun ne kadar yaktığı. Normalinde standart benzinli motor %25 civarında bir termal verimle çalışır. Bu da ne demek? Yakıtın içindeki enerjinin %25'i, yani 1/4 birine civarında enerji harekete çevrilir. Kalanı ısı olarak dışarı atılır. Dizellerde biraz daha yüksek, 35-40'lar arasında gezebiliyor. Bu motorda ise %50'nin üstüne çıkıyor. 51'ler, 52 civarında bir verimi var ki bu da teorik olarak limite yakın demek. Teorik limitte 60 civarıdır. Yani bu motor artık sınırları zorlayan bir motor diyebiliriz. Ve ikinci bir özelliği var. Bu az önce bahsettiğim verimler benzinli ve dizel motorlar için genellikle tek bir koşul için bu kadar yüksek olur. Bunu en iyi şöyle gözünüzde canlandırabilirsiniz. Uzun yola gidiyorsunuz. 100-110 km hızla sabit bir şekilde gidiyorsunuz. Burada otomobiliniz az yakar. Ama ne zaman ki daha hızlı gidersiniz, daha çok devir çevirirsiniz veya şehir içinde dur kalklara girersiniz, o zaman arabanız fazla yakmaya başlar. Çünkü en verimli olduğu yerden uzaklaşıyorsunuz demektir bu. Bu karşılıklı pistonlu motorda böyle bir şey yok. Bütün devir bandı boyunca aynı verimi sergileyebiliyor. Ve bu çok iyi bir şey. Ne demek? Her devirde nasıl kullanırsanız kullanın aynı az yakıtı kullanarak ilerleyebilirsiniz demek. Peki ne oluyor da içeride bu kadar verimli oluyor derseniz, en büyük sebeplerden bir tanesi silindir kapağının olmayışı. Şimdi normal otomobillerde silindir kapağını boş yere ısıtıyorsunuz. Bu da şu demek, yakıyorsunuz yakıtı ve orada boşlukta duran bir parçayı ısıtıyorsunuz ve hiçbir işe yaramıyor. Daha sonra bir de onu soğutmanız gerekiyor. Burada ise öyle bir yapı yok. Silindir kapağı yerine geçecek olan diğer piston hareket ederek buradaki enerjiyi de harekete çeviriyor ve bu fikir oldukça güzel bir mantıkta çalışıyor. Bu şekilde de ısıyı ziyan etmemiş oluyorsunuz. Enerjiyi çöpe atmamış oluyorsunuz. Buna ek olarak
nasıl çalıştığını anlatırken bahsettiğim gibi sübaplar, kammilleri, yaylar vesaire gibi bir sürü parçayı da sistemden çıkardığınız için bunları tutan rulmanlar vesaire gibi sürtünme yaratacak elemanları da çıkarıyorsunuz. Doğal olarak bunlar da yakıt ekonomisine ve motorun verimine katkıda bulunan şeyler. Ekstradan bir tane daha crank mili ekliyoruz. Ama tabii ki bu diğerlerinin yanında daha ufak bir etki yapıyor ve toplama baktığınız zaman daha verimli bir motor elde etmiş oluyorsunuz. Peki bu motorun hiç dezavantajı yok mu? Her şey güllük gülistanlık mı derseniz tabii ki değil. Evrenin kanunu eğer bir şeyden avantajlar sağlıyorsanız başka bir yerlerden de gidecektir. Bu motorun en büyük handikaplarından bir tanesi iki zamanlı olduğu için mecburen yağ yakacak olması. Eğer hiç iki zamanlı bir motor kullandıysanız yakıta yağ karıştırırsınız. Çünkü bu motorların yağlama sistemi dört zamanlar gibi çalışamadığı için yakıtın içine yağ koyar ve bu şekilde yağlanmasını sağlarsınız. Burada da aynı şey geçerli. Bu motorda da aynı şekilde yağ yakacak. Bu kullanıcı açısından çok büyük bir sorun olmayabilir ama yağ yakması emisyon değerlerinin artmasına neden olan bir şey. Ama bu motorlar daha çok tank gibi ya da askeri kara araçları gibi araçlar için yapıldığı için emisyon değerlerini çok da fazla önemsemeyeceklerdir. Ama yol araçlarına koymak isterlerse o zaman bu biraz sıkıntı yaratabilir ki bu konuda bizi diğer bir konumuz olan yol araçlarında bu motorları görebilecek miyiz'e getiriyor. Bu motoru üreten firmalardan bazıları dedi ki biz otomobil firmalarıyla görüştük, anlaştık ve bunlar bize destek olacak. Bir tanesiyle de yol araçlarına bu motorları koyacağız dediler. Ama bu üreticilerin hepsi Amerikan ve Amerika'da daha çok böyle kamyonet tarzı araçlar için bu motorlar gelebilir. Avrupa araçlarına baktığımız zamansa Avrupalı üreticiler dizeli artık pek sevmiyor. Hükümetler kaldırmaya başladı ve başları da çok ağrıdı özellikle şu egzoz emisyon skandalı yüzünden. Sadece Volkswagen değil diğer markalar da artık biraz uzaklaşmaya başladı. O yüzden ben bu motorların Avrupalı üreticilerde göreceğimize pek inanmıyorum açıkçası. Ama Amerika'daki daha büyük kamyonet tarzı otomobillerde, daha büyük jiplerde yakın zamanda bu motorları görebiliriz. Hali hazırda da askeri araçlar için olan versiyonları dediğim gibi var. Tanklar ve ağır arazi araçlarında kullanılıyor. 3 silindirli versiyonları var ki 3 silindir ama 6 tane pistonu oluyor doğal olarak. Ve aynı şekilde 4 silindirli versiyonu da var farklı güçlerde. Peki bu motor hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? İlerleyen zamanlarda bir devrim yaratır mı? Ya da otomobillerde görür müyüz? Sizlerin de yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Eğer bu konu hakkında sormak istedikleriniz veya anlatmamızı istediğiniz diğer konular varsa onları da yorum olarak aşağı bırakabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da lütfen ihmal etmeyin. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir, onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.